Serbest yatırım fonları konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Serbest yatırım fonları Türkiye'de sadece birkaç yıl önce SPK tarafından düzenlendi ve ülkemizde oldukça az sayıda örneği var. Bu videoda ağırlıklı olarak Amerika'da finansal piyasalardan örnekler üzerinde duracağız. Basında okuduklarımız sebebiyle serbest yatırım fonlarına şüpheyle bakıyor olabilirsiniz, hatta negatif bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Bu videoda serbest yatırım fonlarının ve bazı finansal kuruluşların üzerinde duracağız. Hiç kimsenin tarafını tutmaksızın ve yapıların iyi mi kötü mü olduğunu birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi birlikte düşünmeye başlayalım. Serbest fonlara ilişkin en çok şikayet edilen konu performans primleridir. Serbest fonun getirisi iyi olduğunda fon yöneticisi bunun %20'sini performans primi olarak alıyor. Ancak fon iyi yönetilmezse ve diyelim ki fonun değeri sıfıra inerse fon yöneticisi zararının %20'sini karşılamayacaktır kardan yararlanıyorlar, zarar olunca karışmıyorlar. Çok ilginç. Bu yüzden orantısız şekilde yüksek risk almaya meyilli olacaklarını düşünebilirsiniz. Ancak göz önünde bulundurmamız gereken bir şey var. Çoğu zaman bu fonların yöneticisi veya kurucusunun da eli taşın altındadır. Örneğimizde Pit Capital Funds 1 isimli yatırım fonundan bahsetmiştik. Yönetici bu yatırım fonunun %10'unu alacağını taahhüt etmişti. Bundan da önemlisi, fonun %10'u olan tutar Pit'in şahsi mal varlığının yüzde kaçı ediyordu? Bazı fon yöneticileri şahsi mal varlıklarının önemli bir kısmını kendi yönetmekte oldukları fonlara yatırıyor olabilirler. Bu durumda eğer yönettikleri yatırım fonunun performansı kötü olursa bundan yöneticiler de etkilenir. Daha önce diğer yatırım fonları ile bahsetmekte olduğumuz serbest yatırım fonlarını ayıran önemli özelliklerden birinde serbest fonların sadece nitelikli yatırımcılara satılabilmesi olduğunu söylemiştik nitelikli yatırımcı yani belli bir miktarın üzerinde finansal varlığınız olacak ve eğitiminizle, finansal bilginizle sofistike bir yatırımcı olduğunuzu kanıtlayabileceksiniz. Fonun yöneticisi olan Pitin, şahsi mal varlığının önemli bir kısmıyla kendisinin yönetmekte olduğu bu fona yatırım yapmış olması aslında bu fonu alan diğer yatırımcılar açısından son derece iyi. Pitin piyasalardaki saygınlığı son derece iyi. Yatırımcılar fona yatırım yapma kararını verirken öncelikle buna bakıyorlar. Ayrıca Pitin bu fona ilişkin bilgi verme düzeyinin ne kadar şeffaf olduğunu, bu şeffaflık düzeyinin kendileri için yeterli olup olmadığını da değerlendirecekler. Serbest yatırım fonlarının pek çoğu fona yatırılmış olan bu 100 milyon lirayla ne yapıldığı hakkında çok az bilgi verir. Aslında fonun portföy kompozisyonuna, işleyişine ilişkin çok az bilgi almak rahatsız edici olabilir. Portföy yöneticisinin paranızı nasıl yönettiği hakkında çok az bilgi sahibi olacaksınızdır. Fonun yöneticisi olan kurumun ne kadar saygın olduğu bu açıdan son derece önemli ancak düşünürseniz serbest yatırım fonunun içeriğine ilişkin şeffaflığın az olması diğer açıdan fona yatırım yapmış olan yatırımcıları koruyor. Zaten serbest yatırım fonunun portföyünün nasıl yönetildiğine ilişkin detaylı bilgi verilirse bu bilginin dışarıya sızma ihtimali doğuyor. Başka birisi fona karşı pozisyon alabilir veya birebir fonun yaptığı yatırımları taklit edebilir. Diyelim ki bu çok büyük bir fon ve başka kişiler bu fonun yapacağı hareketleri önceden öğrenerek kendileri için aynı pozisyonu almaya çalışabilirler. Yani şeffaflık konusunda hem negatif hem pozitif yönde söyleyebileceklerimiz var. Risk konusuna tekrar dönmek istiyorum. İşler iyi giderse kar edeyim ancak işler kötü girerse bundan zarar görmeyeyim konusu. Aslında sadece serbest yatırım fonlarına özgü değil. Düşünürseniz çok büyük şirketlerin tepe yöneticileri de aynı durumda. Amerika'da kriz döneminde pek çok büyük kurum zarar gördü. Bu kurumların tepe yöneticileri kar elde edilen dönemlerde oldukça yüksek tutarlarda primler aldılar. Ancak işler kötü gittiğinde bu tepe yöneticiler hiç zarar görmediler. Hatta işten altın paraşütle ayrıldılar. Bu tanımı duymamış olabilirsiniz. Amerika'da tepe yöneticilerin işe başlarken yaptıkları sözleşmede belli koşullar altında işten ayrılmaları durumunda oldukça yüksek tutarla bir finansal paketle ayrılacakları da yazıyor altın paraşüt. Kısaca bu şişkin ayrılma primlerini tanımlıyor diyebiliriz. Yani işleri iyi giderse ala, kötü giderse ben zarara karışmam konusu sadece serbest fon yöneten kurumlara özgü bir durum değil. Amerika'daki çok büyük kurumların ve özellikle banka tepe yöneticilerinin bu yönde çok eleştirildiğini basından okumuş olmalısınız. Bu olan bitenleri savunmuyorum. Sadece serbest yatırım fonlarının bu konudaki yegane örnek olmadığını vurgulamak için söyledim. Daha önceki videolarımızda serbest yatırım fonlarının diğer yatırım fonları için geçerli olan bazı düzenleme ve kontrolleri tabi olmadıklarına değinmiştik. Dolayısıyla serbest yatırım fonlarının yöneticileri topladıkları parayı yönetirken daha rahat hareket edebiliyorlar. Evet, şeffaflık düzeyi diğer yatırım fonlarına kıyasla çok az. Ancak yine de bu nitelikli yatırımcıları fona katılmaya ikna edebilmek için onların fonun yönetim stratejisini ilişkin bilgilendirmeleri gerekir. Hem şeffaflık düzeyi az, hem bazı kontrol ve düzenlemelere tabi değiller, hem de çok sofistike ürünleri, egzotik türevlere yatırım yapabiliyorlar. Ancak şunu çok net olarak yapabiliyor olmaları yaptıkları anlamını taşımıyor. Pek çok serbest yatırım fonuna baktığınızda serbest fonun yatırım portföyünün diğer yatırım fonlarına çok benzediğini görebilirsiniz. Hatta bazı serbest fonlar pek çok yatırım fonundan çok daha muhafazakar şekilde yönetiliyor olabilir. Yani serbest yatırım fonlarının tümünün çılgınca yatırımlar yaptığını düşünmek haksızlık olur. Ancak bazı serbest yatırım fonları uç noktalarda türev ürünleri kullanarak ciddi boyutta spekülasyon yapıyor olabilirler ve portföyleri hakkında şeffaf şekilde bilgi vermediklerini de hatırlarsak sanırım insanların niçin bu fonlara şüpheyle baktığını anlamış oluruz. Sizinle bir düşüncemi daha paylaşmak istiyorum. Bu serbest fonun portföyü 100 milyon lira. Bu tutar pazarın toplam büyüklükleri göz önüne alındığında aslında çok küçük. Bununla birlikte kaldıraçlı türev ürünler kullanıldığında bu 100 milyon lirayla çok daha büyük tutarlı işler yapmak da mümkün. Bu serbest fon belli kurallara düzenlemelere tabi değildi. Yatırımcılarını şeffaf şekilde bilgilendirmediler, türev ürünleri kullandılar, riskleri iyi ölçemediler, parayı iyi yönetemediler ve diyelim ki battılar. Bu durumda fonun yöneticileri bundan etkilenir. Bu fona yatırım yapmış olan nitelikli yatırımcılar da etkilenir. Ancak fonun batması finansal piyasaları veya toplumu etkilemez. Zira nispeten küçük boyutlarda bir fondan bahsediyoruz şu anda. Asıl tehlike gerçekten çok büyük olan yatırım fonlarının veya kurumların zora girmesiyle oluştuğunu belirtelim. Amerika'da 1990'ların sonunda yaşanan LTCM'in olayını hatırlayabilirsiniz. LTCM çok büyük bir serbest yatırım fonuydu. Milyarlarca lira tutarında işlemler yapıyorlardı. O kadar yüksek tutarlı pozisyon taşıyorlardı ki fonun kötü duruma düşmesi piyasaları olumsuz etkiledi. Batmasının yaratacağı olası etkilerden korkulduğu için bir şekilde kurtarıldı. Batmayacak kadar büyük bu tanıma eminim duymuşsunuzdur. Finansçılar kendi aralarında bu şekilde kullanırlar. Bu tanım sadece serbest yatırım fonları için değil, finans sektöründe çok çok büyük paya sahip, hacme sahip kurumlar için de geçerlidir. Eğer bir kurum tek başına yüzlerce milyar liralık işlem yapıyorsa, yaşayacağı olumsuzluklar sektörün tamamını da etkileyebilir batmayacak kadar büyük konusunda hiç olumlu düşüncelerim olmadı açıkçası. Serbest piyasa ekonomisinde bırakınız yapsınlar deriz. Ancak battıklarında da batıyor olmalılar. Bırakınız batsınlar deriz. Kurtarılmaları serbest piyasa ekonomisinin ruhuna aykırıdır. Bu durumda sadece serbest fonlara özgü değil, AIG'de de çok büyüktü. Amerikan sigorta grubu da biliyorsunuz ki sigorta sektöründe yine aynı şekilde. Konuyu toparlayacak olursak serbest yatırım fonları iyi yönetilebilirdi, kötü yönetilebilirdi. Serbest fonlar yatırımcılarına ve düzenleyici kurumlara diğer fonlara kıyasla çok daha az bilgi veriyor olabilirler. Yani şeffaf olmayabilirler. Ayrıca serbest fonları satın alan kişiler normal yatırımcılar değildir. Bu fonları sadece nitelikli yatırımcılar satın alabilirler. Fonun varlıklarını yönetirken aslında diğer yatırım fonlarının yaptıklarına benzer şekilde çalışırlar. Bazı serbest fonlar diğer yatırım fonlarına göre çok daha muhafazakar şekilde, çok daha az risk alarak yönetilebiliyor olabilirler. Bazı serbest fonlarsa ileri düzeyde türev ürünleri kullanarak spekülasyon yapıyor olabilir. Bu arada aklım hala batmayacak kadar büyük konusunda kaldı. İster serbest yatırım fonu olsun, ister sigorta şirketi olsun, ister banka, isterse holding olsun. Eğer kurumlar gerçekten dev boyutlara geliyorlarsa yaptıkları hataların bedelini sadece o kurumla bağlantılı olan kişiler değil, bence toplumun tamamı ödemek zorunda kalıyor. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.